Türk şirketleri Mısır'da iki farklı sanayi bölgesini inşa edecekler, kuracaklar. Burası çok önemli. Sayı çok yüksek onu söyleyeyim. Daha da detaylara bakılınca Yeni Kahire ve 6 Ekim şehirleri sanayi merkezlerinin üssü olacak. Mısır'da bin şirketin yatırım yapacağı bu iş sahasıyla 50 bin kişiye istihdam sağlanacak. Mısır'da şirketler Türk olunca büyük bir ihtimalle buradan da oraya çalışmak üzere gidenlerin sayısı az olmayacaktır. Türkiye Mısır uçak seferleri ilk planları en hızlı görünen iki katına çıkarılıyor. Türk Hava Yolları'nın seferleri demiryolu bakımı onarım ve kapasite tahsisi gibi alanlarda da yine işbirliği söz konusu Türkiye'nin oraya yapacakları söz konusu. Telekomünikasyon ve siber güvenlik konularında da yine bir koordinasyon sağlanması şeklinde anlaşma var. Tarım alanında bilimsel ekonomik ve teknik bir işbirliğinden, sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliğinden, yine ekonomik ve ekonomi ve enerji konularında da işbirliğinden bahsediyoruz. Şimdi ekonomi ve e, enerji deyince şu sıradaki e, duvar çalışmamızı verebiliriz sonrasında da habere bakalım buradan gidelim. Çünkü e, Yunanistan'ın Mısır'la yapmış olduğu bir anlaşma vardı. Ki bizim Mısırlarımızın iyi olmadığı dönemde ama aynı zamanda oralarda e, bütün dünya başka şeylerle uğraşırken hızlı ve güçlü bir adım Libya ile münhasır bölgenin imzalanmasıyla olmuştu. Biliyorsunuz Libya ve Türkiye bu anlamda denizden birbirlerini buluşturdular. Benzerini Yunanistan, Mısır'la yapmaya çalıştı ama bir yandan bu anlaşmaların Birleşmiş Milletler tarafından da onaylanması lazım. Onların anlaşma kendileri arasında oldu ama pek işleyemedi. Zaten bunların her biri olurken hatırlayın konuştuk sonrasında unuttuk gittik. Amerika'nın bu bölgede yine Türkiye'nin içinde olmadığı, kenara itildiği bir programı da vardı. Artık o plan program ismini bile unuttuk yok. Zaten o yine Yunanistan'ı ve Güney Kıbrıs Rum yönetimini öncelleyen anlaşmalar içeriyordu. Artık orası yok. Şimdi hani olur mu olmaz mı bilmiyorum ama cümleler kurulduğuna göre ihtimallerin içinde. Türkiye'nin Mısır'la da Tıpkı Libya ile yaptığı gibi ki buradan baktığınız zaman Yunanistan'la Mısır mı, Türkiye ile Mısır mı? Tabii ki Türkiye ile Mısır'ın bu işbirliğini gerçekleştirmesi daha da büyük olasılık. Olur mu? Olmaz mı? Zamanla zaten onu göreceğiz, söyleyebiliriz. Şimdi bir ilgili haber izleyelim, anlaşmalar haberini. Devamında da Yunan basınında dün e, Sisi'nin Türkiye ziyareti yapılan anlaşmalar ve yapılan konuşmalara ilişkin neler söylemişler bir bakalım. Çünkü onlar bizden daha fazla bu tip konularda sanki düşünüyor, söz söylüyor, yayın yapıyor gibi geliyor zaman zaman bana. Ama önce dünden bugüne sarkanlara bakalım. Türkiye ile Mısır ilişkilerinde yeni sayfa açılıyor. Liderlerin himayesinde Ankara'da imza atılan 17 farklı anlaşma birçok farklı konu başlığını içeriyor ekonomi, finans, enerji ve ulaştırma bunlar arasında. Yapılan anlaşmalardan birinde Türk şirketlerinin Mısır'da iki farklı sanayi bölgesi kurması yer alıyor. 200 milyon dolarlık bir yatırımla iki farklı şehirde iki sanayi bölgesi geliştirilecek. Yeni Kahire ve yeni kurulan 6 ekim şehirleri sanayi merkezlerinin üssü olacak. Projelerin 5 yıl içinde bitirilmesi bekleniyor. İki projeyle toplamda 1000 şirketin yatırım yapacağı iş sahasının oluşması ve 50 bin kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor. Kurulacak merkezlerde Türk şirketleri için yeni fırsatlar ortaya çıkacak. Bir başka önemli adımda ulaştırma alanında atılacak. Türkiye-Mısır uçak seferleri iki katına çıkıyor. İmzalanan üç anlaşmaya ilişkin bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, sivil havacılık idareleri arasındaki anlaşmalarla iki ülke arasında haftalık 30 frekans olan yolcu seferi sayısının 67 frekansa çıkarılması hedefleniyor dedi. Bir başka önemli gelişmede altyapı konusunda yaşandı. İmzalanan anlaşmayla demiryolu bakım, onarım ve altyapısının geliştirilmesi, kapasite tahsisi ve trafik yönetimi gibi alanlarda işbirliği güçlendirilecek. İletişim sektörü özelinde imzalanan anlaşmayla da telekomünikasyon, posta yönetimi ve siber güvenlik konularında koordineli çalışılacak. Şimdi haritaya bakınca e, bazı içler acısı durumlar da zaten ortaya çıkıyor. Çünkü Yunanistan diyor ki benim adalarım var. O adalar olduğu için de bu adalar aynı zamanda Güney Kıbrıs Rum yönetiminin varlığıyla birlikte Akdeniz'in tamamı benimdir. Benim kıta sahanlığımdadır. Ben üstünü de altını da kullanabilirim. E, enerji de ararım ama burada Türkiye'ye de bir yer kalmaz. Mısır'a da Libya'ya da hani İsrail'le sanırım e, aynı şey yapmazlar ama Türkiye'nin işte şu kadarcık falan yeri vardır diye hani denize girecek kadar yerde e, hakkımız olacağını iddia ettiler. Maalesef Türkiye'den de onlara destek çıkanlar da az değildi. Yani koskocaman o kırmızıya boyanmış Türkiye'nin Akdeniz'e komşuluğuyla Yunanistan'ın zaten ana da Türkiye'ye göre çok çok küçük. Ama oradaki büyük küçük adaları vasıtasıyla bütün Akdeniz'e Ege'de dahil olmak üzere sahip olabileceği rüyasını Yunanistan yaşıyor. Zaten Yunanistan'la bizim ne gibi bir problemimiz var denilse sanırım Türk halkının Yunan halkıyla hiçbir problemi yok. Hatta oralarda olmak, onlarla birlikte Eğlenebilmek, yiyip içebilmek çok iyi geliyor bize. Bir düşmanlığımız da yok. Ama Yunanistan'ın önemli bir bölümünde aynı şeyleri söylemek siyaseten de sosyal olarak da zaman zaman mümkün değil. Ama fırtınanın koptuğu nokta birbirine çok benzeyen iki Halk da olsa Akdeniz'deki çıkarlar. Yunanistan, evet Avrupa'nın da gücünü, yeri geldiğinde şimdi yakın zamanda Amerika'nın da kendi adalarını silahla donattıktan sonra, teçhizatla donattıktan sonra bir desteği, arkasındaki güçlü güven ilişkisini taşıyor. Avrupa'da Türkiye olacağına Yunanistan üzerinden bu kaynakları kullanma isteği ortada. Ama harita da ortada. Şimdi yapılan anlaşmalar da ortada. O yüzden Mısır'la da ilişkiler daha iyiye giderse bir de Türkiye eskiden olduğu gibi sıcak ilişkisiyle Mısır'la e, bu işi yaparsa ki buralar böyle diyorduk işte bu kadar olabilir Türkiye'nin. Türkiye zaten haritalarını çizdi. E, araştırmalarını da yapıyor. Evet e, aslında kendi sularımızda güvenle yapacakken yanına deniz kuvvetlerinin e, ilgili birimlerinde katıyoruz ve hala araştırmalar da gerçekleştiriliyor. Neyse şimdi Mısır'la yapılan bu anlaşmalar, devamında görüşmelere Yunan basını nasıl baktı, ne dediler çok sıkmadan kısa kısa aktaracağım. Onların en etkili bu konularda da çok akıl yürüten gazetelerinden Katemir'ini Türkiye ve Mısır iletişim kanallarını açıyor der onlar adına çok da sevindirici bir gelişme değil pentapostatagma e, yayın organı Türkiye ile Mısır büyük bir savunma işbirliğine girdi diyor Biz açıkçası dünkü anlaşmalarla birlikte bunu çok fazla görmüş değiliz belki o anlaşmaların detaylarında yer alan şeyler ya da yakın zamanda görebileceğimiz farklı boyutlar olacak Çünkü e, Türkiye son zamanlarda zaten büyük bir savunma sanayi hata içinde birçok ülkeyle zaten hem özel şirketler hem devlet şirketlerinin anlaşmaları var. E, Mısırlı Mısır'la olur mu? Neden olmasın? Ama zamanla göreceğiz. Penta, Penta Postagma aynı zamanda haberinin detayında diyor ki Mısır bize ihanet mi edecek? Çünkü Türkiye ile Mısır'ın arası açıkken orada yapılan anlaşmalar zaten Türkiye'nin de çıkarlarının e, tersi tersineydi. Hatta e, net bir şekilde Yunanistan'la e, Mısır'ın 2020 yılında imzaladığı anlaşmanın bizim tarafımızdan yok sayıldı geçersiz sayıldı da o gün itibariyle dışişleri tarafından duyurulmuştu Sky Televizyonu 17 alanlı anlaşma imzalandı. Erdoğan ve Sisi İsrail'e karşı ortak cephede buluştu diye de bir e, haber var. Devamı da tabii ki bunların var. Sadece özet geçiyorum. Devlet Televizyonları RT tarihi bir görüşme diyor. Açıyor. Zaten e, olumsuz bir cümlenin olmayış haberlerden e, Yunanistan'ın konuya ne kadar olumsuz baktığını aktarır. Etnos gazetesi de Türkiye ve Mısır Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da merkezi aktörler olarak ortaya çıkmak kararlılığında der. E zaten öyle iki ülkede birlikte hareket edilebilirse çok daha hızlı büyük sonuçlara ulaşılacağı da ortada. Dedik Yunanistan tedirgin yayın organlarına da aslında bu tedirginlikleri yansımış durumda. Bu masanın etrafında olanlar, konuşulanlar, yapılan anlaşmalar ve devamında Yunanistan'ın konuya tepkisine bir bakalım efendim. Doğalgaz ve nükleer enerji başta olmak üzere Mısırla enerji alanındaki işbirliğimizi geliştirmek arzusundayız. Ankara'da tarihi bir buluşma gerçekleşti. Beştepe'den yansıyan bu görüntüler tüm dünyada yankı buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şubat ayındaki Kahire ziyaretinin ardından 12 yıl sonra Mısır'dan en üst düzeyde ziyaret gerçekleşti. Türkiye ile Mısır arasında enerji başta olmak üzere 17 anlaşma imzalandı. 36 maddeden oluşan ortak bildiri yayımlandı. Başta Gazze olmak üzere Libya ve Suriye konularında mutabakat sağlandı. Ankara'dan yansıyan bu görüntüler Yunanistan'da da yankı buldu. Yunan Katimerini gazetesi Erdoğan Sisi görüşmesini Türkiye ve Mısır iletişim kanallarını açıyor başlığıyla duyurdu. Gazete Türkiye ile Mısır arasındaki yakınlaşmanın en kritik boyutunun ekonomi olduğunu öne sürdü. Yapılan haberde Libya'da Mısır ve Türkiye arasında ortaya çıkan anlayış Atina için belki de en endişe verici gelişme. Zira yakın zamana kadar taban tabana zıt kamplarda yer alan Ankara ve Kahire iletişim ve anlayış kanalları açmaya çalışıyor ifadeleri kullanıldı. Türkiye ile Libya'nın Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları anlaşmasını yapmasının hemen sonrasında Yunanistan'la Rum kesimi harekete geçmiş ve Mısır'la benzer anlaşmalar imzalamıştı. Ancak Türkiye ile Mısır arasındaki bu yakınlaşma sonrasında Kahire'nin rotayı Ankara'ya kırma ihtimali özellikle Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirebileceği belirtiliyor. Yunanistan'ın da bu sebeple bu yakınlaşmadan endişe duyduğu yorumları yapılıyor.